Sayın Muhtar, teşekkür ederim. Bizi kabul ettiniz. Ben teşekkür ederim. Buraya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Sizi ve mahallenizi kısaca bir tanımak istiyoruz. Mahallemiz 1956'larda kurulan, burası eskiden taş ocağı. Sonra işte vatandaşların gelip teker teker ev yaparak gecekondu olarak başlamış. Şu an İstanbul'un en değerli yerlerinden birisi. Ben derken ailemiz buraya 1969'da geldik. 25 senelik işçilik yaptım. 3 tane çocuğum var. 3 dönemde muhtarlık yapıyorum. Maşallah. Niçin muhtarlık yani? Muhtarlık hayalimdi benim. Çalışırken de işçilik yaptım. Yani birilerine faydam olsun, birilerinin işini göreyim. Yani Allah razı olsun desin, benim için en önemli buydu. Şimdi muhtarlık yaparken 3 dönem dediniz, az bir zaman değil, yaklaşık 14 sene, 15 sene. Bir de az bir nüfusunuz da bayağı bir nüfusunuz var yani mahallede. Sizin en büyük enerji kaynağınız ne oldu? Yani düşün, bir insanın tebessüm etmesi, dua etmesi falan şu bu. Ne umdunuz, ne buldunuz deyim yerimdeyse. Çok şey kazandım. Mesela örnek veriyorum. Ben hep bunu anlatırım. Ben başkasının evinde hiç hayatta yemek yemem. Çay da içmem. Çok böyle seçiciyimdir. Muhtar olduktan sonra o simsiyah bardaktan çay içtim. Bir vatandaş, hiç unutmam onu, kurban eti verdim. Aynen bana şunu söyledi. Ben 15 senedir evliyim. İlk defa evime kırmızı et girdi. O mutluluk değişik bir şey. Ya da bir yardım yapıyorsun ya da bir işini gördün. Muhtar senden Allah razı olsun dediği an benim bütün her şeyim bitiyor orada. Mutlu oluyorum. Çok güzel. Bir de muhtarım derler, ben şahsımdan örnek vereyim de. Yani biz bir çocuğa söz geçiyor veya bir mahallede anlaşamıyoruz. Bir mahallede bir huzursuz çıktığı zaman kişilerle problem yaşıyor bu. Ama bir de bakıyorsun da mahalle bayağı bir geniş bir mahalle. Bunların üstesinden gelme. Sizin en büyük enerji kaynağınız ne olur yani? Şöyle yani bizim Gülsuyu Mahallesi Anadolu kültürü yaşayan bir mahalle. Yani düğün olur, yolları kapatırız, cenaze olur, evlere yemek veririz. Yani buradaki yaşayan vatandaş seni bir büyüğü, bir kardeşi, bir abisi olarak görür. Yani senin verdiğin fikirlere inanır, o yolda gitmeye çalışır. Yani ben 3 dönemdir muhtarım, 3 dönemdir Allah razı olsun kimsenin kalbini kırmadım, onlar da beni kırmadı. Maşallah. Biraz spordan bahsetmek istiyoruz. Spor alanlarından bahsetmek istiyoruz. Uzun süredir bu mahalledesiniz. Geçmişte bugün arasında sporla ilgili ne hatıralarınız geçti mahallede? Şimdi evet, yani biz eskiden amatör takımlar yoktu. Mahalle takımları vardı. Bizim de o dönemlerde takımımız, mahalle takımımız vardı. Çok güzel takımımız vardı. Yani şu anki ikincilik takımı gibi bir takımımız vardı. Bize yenen takım yoktu. Öyle güzel bir takımımız vardı. O dönemlerde her şey ısıtıydı. Toprak sahalar vardı. Ayakkabımızı kendimiz alırdık. Yırtık ayakkabılarla oynardık. Sonra tabii şartlar değişti. Şimdi çimsallar, suni çimler var. Malzemesini alıyorsun. Oynadığın zaman da para alıyorsun. Biz para falan da görmedik. Yani şu an belki o dönem şimdi olsa ben çok da büyük bir topçu olmuştum. Eyvallah. Ama o zaman herhalde bir mahalle tamamıyla bir mahalle kültürüyle birlikte tabii, o sahada yoğruluyordunuz. Tabii tabii, şimdi diyorum ya, her mahallenin kendi takımı vardı. Giderdik oralarda top oynardık. Mahalle turnuvaları olurdu. Kupalar verilirdi. Dediğim gibi yani şu an bizim amatör takımımız var şu an. Birinciliği de o kadar seyirci yok. Evet. Çok yani tribün full doluyor. O gün mahallenin bütün herkes tabii, oraya tabii, gelmiş. Tabii tabii, yani diyorum ya, çok güzel bir atmosfer var. Eskiden böyle olaylar falan oldu. Şimdi Allah'a şükür onu da kestik. Ailece, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan maçlarımızı seyrediyoruz. Evet. Kötü olaylar dediğiniz, oradan örnekleme verebilir miyiz? Yani şey, mesela işte sporla aile... birlikte sporun faydasını hani altını çizebilmek için, vurgu yapabilmek için. Spor gerçekten insan ve toplum sosyolojik açısından bayağı bir etki oluşturuyor. Tabii şimdi yani ben de biraz önce dedim ya, yıllarca top oynadık. Yani top oynadığın mahallelerde, illerde, ilçelerde hep gittiğin yerlerde bir arkadaşın, ahbabın, dostun oluyor. Yani ha, iyi olduğu kadar da bazen tribünde işte o fanatikli dediğimiz vatandaşlar, işte bunlar da yavaş yavaş konuşarak, eğiterek bunları da yola getirdik. Şu an sağ olsunlar mahallemiz çok iyi bir durumda. Süper amatörde de takımımız var. Maşallah, çok güzel.
İki sorudan bir tanesi mahallede spor kulübü olması herhalde çok tabii, büyük tabii, bir avantaj. Tabii. Onu da söyleyeyim. Bir tane bizim top sahamız olmadığı için biz nesli kaybettik. Onlar uyuşturucuya kapıldı, işte başka işlere kapıldı. Şu an çok güzel bir top sahamız var sağ olsun. Belediye başkanımız yaptı. 2000'e yakın lisanslı topçumuz var. Boks hocamız var, boks şeyimiz var, atletizm var, yüzme var, handbol var. Yani bunlar hep başarılı şeyimiz var. Dediğim gibi kulübümüz çok güzel. Başka mahallelerden bizim top sahamızda antrenmana geliyoruz vatandaşlar. Evet, Gülsuyu Spor Kulübü. Evet. Tebrik ediyoruz. Bir de deriz ki problem çözelim. Çocukları teknolojiden, işte tabletten, telefondan şu bu. Asla problemi koyduğumuz zaman ortaya çözümünü de sunmak lazım değil mi? Tabii, tabii. Şimdi örnek veriyorum. Şu an gençlerin çoğunu dikkat ederseniz hep teknoloji bağımlısı oldu. Telefon, işte internet bağımlısı. Ama sporla uğraştığı zaman o teknolojiden uzaklaşıyor, bedeni rahatlıyor. Yani o bir kişisel hayattan çıkıyor. Öyle örnekler var mı hatırladınız? Yani çocuklar yani, veya ailelerin geri dönüşümleri nasıl şey yapıyor, yansıyordu size? Yani bir hastalık vardı, onu unuttum. Ne balık hastalığı mıydı? Neydi o? Yani vatan, çocuklar intihar ediyordu falan o bilgisayardan, telefondan bağımlı olan. Şimdi işte dediğim gibi sporun ayrı bir değeri var. Yani sporla uğraşan ona vakit bulamıyor. Yani dedim, benim örnek verdim, benim torun telefon alıyor saatlerce, o oyunlarla oynuyor. Sporla uğraştığı zaman daha hem vücudu dinç kalıyor, atletik yapıya kavuşuyor. Evet, ilaçla değil sporla tedavi ediyoruz değil mi? Spor başka. Spor başka. Eyvallah. Peki bunun daha fazla yaygınlaşması için kimlere ne gibi görevler düşüyor? Yerel yönetimler, merkez yönetimler? Tabii yani biz burada dediğim gibi çalışan kesim, yani zengin olmayan bir kesim. Yerel yönetim destek vermediği sürece yani kulüplerin ayakta durma şansı yok. Yani yerel yönetimin, devletimizin sahip çıkacak ki mahallelerimizde bu türlü kötü alışkanlıklardan kurtarsın. Şimdi az önce bir röportaj yaptık da orada da güzel bir vurgu yaptınız da sadece tesis yapmak yetmiyor. Oraya iyi bir eğitmen koymak tabii, lazım. Tabii. Sadece iyi bir eğitmen yetmiyor. Oranın giderlerini karşılamak lazım. O tür konuda dediğimiz gibi belediye, X belediye, belediye fark etmiyor yani. Güzel işler yapan her zaman takdir etmek lazım. Oranın belli bir giderlerinin de karşılanması lazım değil mi? Tabii yani biraz önce dedim ya, biz bir top sahası olmadığı zaman bir nesli kaybettik. Sağ olsun işte belediye başkanımız bize çok güzel bir tesis yaptı. İleriki zamanlarda büyük ihtimalle büyütülecek. Burada profesyonel maçlar oynanacak burada. Yani yardımlar olmasa yani amatörlerin ayakta durma şansı yok. Yerel yönetimlerin, belediyelerin, dediğim gibi devletimizin, spor bakanlığının bu işlere el atması lazım. Yoksa başka türlü yani bu ülke kalkınmaz. Yani alttan da sporcu yetişmez. Evet. Şimdi şey var. Bugünlerde hep gündemde deprem, Allah bir daha yaşatmasın ama gerçekler var, Türkiye gerçekleri var. Hep şey var, kentsel dönüşümler var. Mimari açıdan baktığınız zaman siz de spor yapan bir kişi olarak bir mahalleyi yeniden mimar olarak planlasanız sporla ilgili yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor tesisleri herhalde çok önem taşıyor. Bunlar her zaman dikkate alınması gerekiyor. Evet, hemen onu da söyleyeyim. Şimdi bizim planlarımız onaylandı. Şimdi bizim iki mahalle, biz bitişik mahalle, Gülsu Gülensu mahallesi, daha bir tane lisemiz yok bizim. Ama planlarda sağlık ocaklarımız, yeni park yerlerimiz, okul alanlarımız hepsi mevcut. Dediğim gibi yani deprem alanları belli, o şartlar da belli. İstanbul'da da gelecek deprem de var deniliyor. Biz hem devletimizden hem yerel yönetimlerden buranın acilen dönüşmesini istiyoruz. Bekliyoruz. Evet, dönüştürürken de o spor alanlarının da mimar olarak dikkate alınması gerekiyor. Tabii. Yani projede çok güzel bir projemiz var. Yani inşallah o hayata geçer. Türkiye'de ilk defa böyle bir proje uygulanacak. Yani bizim Gülsuyu'nda gökdelenler olmayacak. En fazla 8 kat olacak, ada bazında dönüşüm olacak. İşte dediğiniz gibi spor alanları, yürüyüş alanları, okulumuz, spor alanları hepsi olacak. Dediğim gibi yani hayata geçtiği an Türkiye'de ilk defa güzel bir sistem oluşacak.
Sayın Muhterem, sporla başladık, sporla bitirelim. 63 yaşındasın. Maşallah zindesiniz. Herhalde Allah zinde olsun. Olmanın herhalde sporunda büyük bir etkisi oldu. Tabii tabii. Yani dediğim gibi yani 2004'te bıraktım ama şu an genç birisi de o sporlar yapabilirim. O eskinin şeyi var. Maşallah. Bir de sadece çocuklar için de yaşlılar için, ev hanımları için değil mi? Tabii tabii. Yani diyorum yani yani sporcu olmak değişik bir şey. Yani diyorum ya. Spor yapmayan bir adamla spor yapan yani fikir olarak da çok değişik bir şey. Anlatamam ya. Herkese yani spor yapsın büyükten küçüğe kadar. Bir de şey yapmak lazım. Sporu yönetenlerin ara ara size gelmesi lazım. Ya ne yapıyorsunuz burada sporla ilgili kapınızı çalması, bilgi aktarımı, vatandaşların taleplerine onların gönderilmesi. Bunlar da önemli şeyler olsa gerek. Yoksa dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Mahallelere gelip. Şimdi böyle çalışmalarımız da var. Sağ olsun belediyemizin de böyle çocuklarımıza, hanımlara, işte yetişkinlere ait çalışmalar var. Maltepe'mizde İl Gençlik Müdürlüğü'nün spor salonu da var. Burada yüzme havuzu var, basket salonları var, folklor şeyleri de var. Bunlarla da istişare yapıyoruz. Gerekli çalışmaları beraber yapmaya çalışıyoruz da. Eyvallah. Necdet Bey çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Güzel bir şeye vesile olduysak. Amin. Çok sağ olun. Nice günlere gidiyoruz. Sağlıklı saat içerisinde inşallah.